Cumhurbaşkanını dinliyorsun Orada kendisi Hatay halkını Tehdit etmiş Hatta şimdi Zonguldak'ta benzer bir şey Söyledi Tabii. Siz diyor benim adamlarıma oy verin ki Cumhurbaşkanının eli de sizin üstünüzde olsun Kahtada yani da Cumhurbaşkanı şey dedi Cumhurbaşkanı var ya. Kahtada e, istasyon talebi var Yazılarda okudum dedi e, Şimdi Ulaştırma Bakanına Ve İçişleri Bakanına dedi, talimat veriyorum Dedi Buyruğumu verdim dedi, istasyon yapılacak dedi. Herkes bir etiketlere de buyruğunuzu verin Sayın Cumhurbaşkanı diye e, <laughs> de taleplerini iletiyorlar. Ya bu, bu, bu bir şey değil mi? Komik görünüyor ama bu buyruk sözcüğünü özellikle kullanması Cumhurbaşkanı'nın etrafındakilerin Cumhurbaşkanı'nı yönlendirmesiyle ilgili bir şey. Mesela talimat verdim, tolere edilebilir bir sözcük Cumhurbaşkanı. Siz talimat verirsiniz, emir verirsiniz. Buyur, buyruk sözcüğü bir padişah çağrışımı yapar. Ve gerçekten de o kadar çok izliyorlar ki bu TRT'deki e, Abdülhamit dizisi, şu dizisi, bu dizisi gaza geliyorlar. Oradaki e, terminolojiyi kullanmaya başlıyorlar. Ya burası cumhuriyetle yönetiliyor. Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı buyruk ne demek? Buyruk sözcüğü ne demek yani? Gidin Abdülhamit buyruk veriyor, işte bilmem Selçuklu lideri dizilerde falan buyruk veriyor. O, o Öyle bir havaya girmişler ki artık yani an, insan inanamıyor yani. Neyse Hatay'da ne dedi millete? Benim partimden adam seçmezseniz Ankara ile burası uyumlu çalışmaz siz de garip kalırsınız değil mi? Evet. Aynı Cumhurbaşkanı bir hafta sonra çıktı dedi ki ya CHP'li belediyeler dedi. Oy vermeyene hizmet yok diyorlar. Ya böyle Peki bir şey olamaz nasıl? ya. Ya gerçekten olamaz ya. Ya ona da inanıyorlar, buna da inanıyorlar. Onu da görmezden geliyorlar, bunu da görmezden geliyorlar. Ben bir şey söyleyeyim mi? Benim gerçekten artık şeyim umudum falan kalmadı bu ülkeden Ya yani o Üsküdar'daki restoranda sıra bekleyenlerin %60'ı AK Parti oy veriyordur kendilerinin o hale getirilmeleri umurlarında bile değildir. Na, şeyin e, Numan Kurtulmuş'un milletvekili maaşıyla geçiniyorlar diyerek bir mağduriyet yaratma çabası sadece bizim umurumuzda. Meclis lokantası da böyle Onlar fiyatlar. Onlar milletvekillerini şey Bir yerde kent lokantası, bir yerde meclis bak, lokantası dengelenmiş. <laughs> bir yerde sadece çok kuruluk. 36 meclis vatandaş, lokantası. Vatandaşın dengesi. gerçekten evet. bak 10 bin lira alıp bunları, bunları biz umursuyoruz, biz konuşuyoruz. vatandaşın gerçekten umurunda değil. <laughs> vatandaş kabullenmiş yoksulluğunu, vatandaş yoksulluğunu kader olarak görüyor. Acaba bir yerden voleyi vurabilir miyim? Bu, bu yoksulluktan çıkabilir miyim peşinde? Ya mağaralarında 20 polisler, altında kira savcılar, yok. Bunlar, bunlar ki, yani insanlar bu. kiralık evde mi tutmuyorlar? Anlamadım ki doğalgaz faturası diğer faturaları da mı görmüyorlar? Çarşı markete gittiklerindeki durumu da mı görmüyorlar? Hiçbir şey yapamıyor insanlar. Ya görsen ne olur ki? Görsen ne olur? Yani şu terminoloji başka bir ülkede var mı? Ben 50 liralık yakıt alıyorum. Benzin mazot kaç lira olmuş bilmiyorum diye. Bilmiyorum. Şimdi diyorsun 50 liraya 100 lira olmuş. Ecektim. Ben ben her seferinde 100 bilmiyorum. liralık alıyorum diyen bir, bir, bir milletten söz ediyoruz. Araba Öyle bir terminolojisi bilmez. olan bir milletten var. Bal tutan parmağını yalar sözcüğünü bir atasözü gibi kullanan bir milletten söz ediyoruz ya. Milletvekili tabii ki yüksek maaş alacak koskoca milletvekili yani. Millet bu haldeyse milletvekili umrunda mı sanki milletin? Millet de umursamıyor. Herkes kendi kendi gemisini kurtarma çabası içinde. Ama ülkenin büyük çoğunluğu da yaşadığı hayatı bir zorunluluk olarak görüyor, bir kader olarak görüyor. Ya yani bu, bu Hindistan'daki kas sistemine dönmüş vaziyetteyiz artık. Kaslar arası geçişin imkansız olduğuna inanıyor insanlar. Yani cumhuriyetin yarattığı fırsat eşitliği, o fırsat eşitliği sayesinde insanların yaşam standardının yükselmesi, müreffeh bir topluma ulaşmak, çağdaş bir topluma ulaşmak gibi dertleri yok ki. Tarikatlarda, cemaatlerde tornadan geçiyorlar bir hırka bir şey diyorlar yani sen hayatını böyle yaşayacaksın ya yani bir lokman olsun bir hırkan olsun yeter sana diyorlar tarikatlarda cemaatlerde bunları öğretiyorlar insanlara yani ülkeyi yönetenler zevki sefa içinde yaşıyor umrunda mı umrunuzda olmasın diyorlar zaten bunu öğretiyorlar yani yoksullardan oyalan zengin bir iktidarımız var yıllardır. Yani AK Parti kazandığında normalde yoksulların üzülmesi lazım. Türkiye'de yaşam biçimine dokun, dokunulmasından endişe eden kaygılı zenginler, kapitalistler üzülüyor Tayyip Ama Erdoğan Ama zengin tarikat üyeleri öyle ki yaşamıyor yok. ki. Ya de işte değil. bakmıyorlar ki tarikat şeyhlerinin 20 milyonluk arabalarda dolaşmasına falan bakmıyor müritler. Herkesin müritler var. yaşadıkları şeyin kendi kaderleri olduğunu düşünüyor. Ülkeyi yönetenlerin bu kadar zenginlik içinde yaşamasını ülkedeki yoksullar umursuyor mu zannediyorsunuz? Tayyip Erdoğan kazandığında en çok bayram edenler bu ülkede yoksullar. En çok üzülenler de yaşam biçimlerine müdahale edileceğinden endişe eden zengin, kaygılı zenginler, kaygılı kapitalistler. Aman gelsin şu içkime karışmasın, bu, bu proma karışmasın bilmem falan gibi şeylerle hareket ediyorlar. Yani bu, bu bunun bu paradigmanın değişmesi lazım. Bu paradigma değişmediği sürece işte meclis başkanı bir milletvekilinin hakkına, hukukuna sahip çıkmaz ama öbür tarafta da da milletvekilinin maaşıyla ilgili mücadele eder. Milletvekilin maaşı üzerinden milletvekilini mağdur göstermeye çalışır. Sadece bir maaşıyla geçiniyor. Ya cümlenin diğer tarafı tamamen falso. Yani sadece milletvekili maaşıyla geçinen milletvekilleri var cümlesinin arka tarafı yani sadece milletvekili maaşıyla geçinmeyenler kısmı acayip bir büyük bir itham. Neyle geçiniyorlar kardeşim bizim milletvekilleri? İhale mi takip ediyorlar? Çantacılık mı yapıyorlar? Dosya mı takip ediyorlar? Milletvekili sadece milletvekili maaşıyla geçinmeyen milletvekilleri neyle geçiniyorlar? Numan Bey cevap versin. Neyle geçiniyorlar? Mesela Numan Bey sadece milletvekili maaşı ve emekli maaşı dışında neyle geçiniyor? Yani çünkü cümleyi öyle bir kuruyor ki sanki kendisi o kapsamda değil. O, o da başka bir geliri olan milletvekiller arasında sanki. Çıksın açık büyük ihtimalle şunu diyecek. Ben e, emekli maaşı da alanları kastetmedim. Sadece tek maaş alanları kastettim falan diyecek büyük ihtimalle. Ama yani bu kadar olmaz, bu kadar olmaz ve bu halkın da bu bütün bu aklımızla alay eden bu hareketlerden, bu bu davranışlardan, bu uygulamalardan rahatsız olması da gerçekten tuhaf. Rahatsız olmaması da tuhaf yani. Ya bu arada ya bu, bu pahalılığa pahalı insanlar ki, rahat yaşamak için zaten maaşları 17 bin lira, 10 bin lira olmamalı. 50-60 bin lira yaşam mümkün değil. 100 bin lira da bir şey değil zaten. Onu ya da ilan çarküle, etmiş bak bak sözcünün manşetine bak. Atatürk Havalimanı ya milyarlarca dolar değerindeki bir havalimanını yıktılar ya.